1250 devlet bursu sadece. Başka bir bursum yok, bir gelirim yok. Ve bunun 450'si otomatikman yurda gidiyor. Ortalama günde 2 defa kart basıyor diye düşünsem, tanesi 3'ten 6 lira, 6 çarpı 30 bir aydan 180 lira sadece otobüs ücretlerine gidiyor. Yeme içmeye, zaten dışarıda yeme içme şeyimizi bile elimizden aldılar şu an bu sistem, bu ekonomi. Çünkü dışarıda bir yemek, sadece bir yemek yesen 100 lira. Ve benim sadece 1250 liram var. Bunun 450'si yurda gidiyor, barınmaya gidiyor. 180'i ulaşıma gidiyor. Aylık telefon faturam 150 lira. 150'si oraya gidiyor. Ne kadar kalıyor ortalama? 300, 400 daha. 700, 800 lira. Otomatikman şu an ortalama 800 gitti. Geriye kaldı 400 lira. Şimdi ben bu 400 lirayla bir ay boyunca ne yiyeceğim? Dışarıda sadece bir dürüm ve bir içecek yanına bir şey alsam 100 lira tutuyor zaten. Geriye galiba sadece bu bir ay içerisinde 4 gün dışarıda yemek yiyebileceğim. İçeride de zaten yurtta sadece sabah akşam yemekleri var. Yurt yemekleri çok kötü, yenilmiyor. Aç geçiyorum. Mesela aç geziyorum genelde. Ve ben bu açlık gerçekten çok büyük bir sınıra geliyor bazen. Şunu düşünüyorum, ne olacağım? Yani ne olacağım çok önemli bir soru aslında. Çünkü ben gelecekte neredeyim? Ne yapacağım ben? Yani benim kafamı koyabileceğim bir yerim olacak mı? Düzgün yaşayabilecek miyim? Bu soru çok çok önemli bir soru ve kimse bu soruya net bir cevap veremiyor. Hiç kimse. Bütün öğrenciler. Kitaplar aşırı pahalı. Benim bir aylığım aldığım bursa, yani bir aylık aldığım bursa ancak belki bir kitap geliyor aslında. Benim 7-8 tane dersim var. Hangi birinin kitabını alayım mesela? Biz de gidip ya slide çıkartıyoruz ya başka bir yayın bulmaya çalışıyoruz. Bu da bizi derslerde geriye itiyor. Çünkü belirli bir düzeyde beslenebiliyorsun kaynaktan. Tamamından değil. Bundan dolayı derslerin birçoğunda ya yarı yarıya geçmişimdir ya da çok yüksek performans gösterememişimdir. Çünkü elimdeki kaynaklar yeterli değil. Seçeceğim bölüm önceden aklımda belliydi, veterinerlikti. Nereyi seçeceğimi kestirememiştim. Bu Kars olabilirdi ya da Diyarbakır olabilirdi. Veteriner fakültesi bulunan illerden bahsediyorum. Bu illerden herhangi birinde olabilirdim ama beni Harran Üniversitesi'ni seçmemin sebebi evime 500 metre olması. Acıktığımda eve gidip yiyorum. Hani kampüste bile yemekhanede yemek yemiyorum. Ekonomi yüzünden şehir dışına çıkamadım mesela. Şehir dışında okumak isterdim, farklı kültürleri tanımak isterdim. Ama işte ekonomi burada Urfa'da okumama, onunla birlikte kalayım diye, maddiyat çok yük olmasın diye onlara. Bu amaçla Urfa'da okumayı tercih ettim. Çocuk gelişimi okuyorum. Hayalimi gerçekleştirmekten çok yaşamaya çalışmak yani. Aklımda sürekli acaba yeter mi? Yani cebim beni kurtarır mı bugün? Yani bugünü rahatlıkla eve gidebilir miyim bugün cebimdeki parayla? Yani sürekli odur, ekonomi hayatımızın her alanında belirleyici noktadadır. Yani bugün okula gidiyorum. Acaba diyorum mesela biraz daha vakit geçirsem eve gitmemi etkileyecek mi? Korkutulmuş bir halk var, korkutulmuş bir kitle var. Her alanda şikayet edince, konuşunca, bu durumu dile getirince kaygılanıyorsun. Acaba gözaltına alınır mıyım, hapse alınır mıyım? Sen hiçbir alanda bu durumdan şikayet edemiyorsun. Çünkü karşındaki sistem, karşındaki rejim seni engelliyor ister istemez. Her alanda. Özgürlüğümü kısıtlıyor, düşüncemi kısıtlıyor. Her alanda yapacağım her şeyi kısıtlıyor. Bence gençlerin birbirini örgütlemesi lazım. Her alanda yani bu düzeni yıkacağına inanması lazım. Bir kere umutlu olması lazım.